Şimdi Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi dediğimiz zaman yapılan bir işle mesela ben Rizeliyim. Biz Rize'de çay üreterek büyüdük. Şimdi biz çay üreterek, çay satarak benim Rize'de kişi başına gelirimin yılda 20 bin, 30 bin dolar olması mümkün değil. Dolayısıyla benim orada çay üretmemi memlekette başka yapılan işlerle subsidi edilmesi lazım ve bana para verilmesi lazım ki memleketin genel ekonomik durumunda ben çay üretmeye devam edebileyim. Yani bunun için şunun için diyorum ben buna. Bilinen teknolojilerle mesela kazma kürek yapmak, işte ekmek pişirmek, işte pilav yapmak gibi bildiğimiz şeylerle, hepsi de çok önemli olan, bunları küçümsemek için demiyorum, sadece elde edilen karlılık açısından bahsediyorum. Bilinen teknolojilerle çok büyük bir refah elde etmeniz ülke olarak veya bir kişi olarak mümkün değil. Yani bunları babadan oğula, işte bir lokma bir hırka geçimini temin eden, insanların aç kalmamasını temin eden bilinen teknolojilerdir. Bir de teknoloji transferi vardır. Büyük bir aldatmacadır bu. Yani bizim sanayicilerimiz der ki ben işte filanca yerden falanca teknolojiyi aldım, bununla üretim yapacağım, rekabet gücümü artıracağım. Bu sadece bir aldatmacadan ibarettir. Çünkü hiçbir devlet veya hiçbir şirket kendisiyle rekabet edecek bir teknolojiyi başkasına satmaz. Neyi satar? Bir eski veya iki eski teknolojiyi satar. Böylece ondan da bir toplum para elde eder. Ama hiçbir zaman kendisi rekabet edecek şeyi bir kimseye satmaz. Ama teknoloji üreten şirketler veya devletler o teknolojiyi üretmesinin karşılığını ne kadar alacaklarına kendileri karar verirler. Mesela biz bugün COVID-19 için bir ilaç geliştirsek, işte iki tane hap içtiğin zaman COVID-19 diye bir problem kalmıyor. Böyle bir ilaca yani bir tane bir hapı 10 bin dolar veren de bulursunuz. 20 bin dolar insan çaresizlikten hayatta kalmak için para ne ki? Değil mi yani? Tek kaynak sizseniz, bunu bir tek siz üretiyorsanız artık hangi fiyatı isteyeceğiniz sizin vicdanınıza kalmış bir şey. Tabii ki insanlığa yakışmaz. Yani böyle bir durumda insanların çaresizliğini istismar edip onlardan çok çok yüksek ücretler almak vicdansızlıktır. Ama dünyanın pratik gerçekleri, kapitalizmin gerçekleri öyle işlemiyor. Maalesef bu ilaçları geliştirenler bunlardan çok yüksek kar elde etmeden bunları vermiyorlar. Çünkü onları geliştirirken de çok büyük risk alıyorlar ve şey yapıyorlar. Dolayısıyla teknoloji üretenler bu teknolojinin karşılığında ne kadar ücret alacaklarına da bir bakıma kendileri karar veriyorlar.